Bu kıvırcık saçlı, her daim yeşil ve mutlu, küçük ağaçlar çizmekten sonsuz keyif alan adamın hayatımıza girmesiyle birlikte hepimizin alizarın kırmızısı, vanday kahvesi, ultramarin mavisi ve titanyum beyazın ne olduğunu, yalnız çalıların etrafında mutlaka sevimli kuşlar, ekmek eklemekle gerektiğini ve küçük bir dağ kulübesinin mutlu mutlu tüten bir bacaya ihtiyacı olduğunu öğrendik. TRT2'nin hayatımızı en büyük armağanı. Hepimiz, hepimizin Bob, Bob amcası Bob Ross'un hayatının bilinmeyen yönlerini gelin hep birlikte göz atalım. 7'den 70'e herkes resim sevinci, herkese resim sevinci aşılayan Bob Ross'un daha daha ilk gençlik yıllarından itibaren sanata merak saldığı aşikar. Marangoz olan babasının atölyesinde vakit geçirmekten son derece keyif alan Bob Ross, lisedeyken okulu bırakıp babasının çırak babasının babasına çıraklık yapmaya başladı. Ancak atölyede yaşadığı bir kaza sonucu sol işaret parmağının ucunu kaybetti. Eğer dikkat ettiyseniz, yıllarca paletin par, pal, paletini parmağına saklayacak şekilde tuttuğunu fark etmişsinizdir. Ross 18 yaşındayken hava kuvvetlerine katıldı ve burada tıbbi kayıt teknisyeni olarak çalışmaya başladı. Ross'un 20 yıl boyunca 20 yıl boyunca sürdüreceği bir işi olmuştu sonunda. Hava kuvvetlerinde Ross Ross'un zamanın zamanının çoğu Fairbanks Alaska yakınlarındaki Eil Eil Eilson Hava Kuvvetleri üstündeki klinikte geçti. Çalışkandı ve mesleğini iyi şekilde yapmaya çalışıyordu. Ama yaptığı iş kendi doğasına aykırıydı. Sürekli bağıran ve emirler yadırın biri olamıyordu. Ve kendi kendine eğer bir gün ordudan ayrılırsam bir daha asla bağırmayacağım diye yemin etti. Ross fazladan para kazanabilmek için boş zamanlarında resim yapmaya başlamıştı. Ve resmetmek için karla kaplı arazilere bozu bozulmamış bozulmamış ormanları ve muhteşem bir doğaya sahip Fairbanks'ten daha iyisini bulamazdı doğrusu. Bu manzara Florida'ya döndükten sonra bile Rosa ilham kaynağı olmaya devam etti. Kendi kendine boyamayı öğrenirken bir yandan da 30 dakikalık molalarında resimlerini bitirmeye çalışıyordu. Sonunda ona kendi tarzını nasıl yaratacağını öğretecek bir öğretmen buldu. Öğretmeni William Alexander adlı eski bir Alman askeriydi. İkinci Dünya Savaşı sonunda Amerika'ya yerleşmiş ve burada yaşamak için resim yapmaya başlamıştı. Tekniği boyanın korumasını beklemeden birbiri üzerine boyamakla ilgiliydi ve bu teknik Ross gibi yoğun bir adam için en, en idealiydi. William Alexander'ın favori öğrencisi olmak ve verdiği resim dersleri ona pek para, pek para kazandırmıyordu. Faturaları zar zor ödüyordu ve paraya ihtiyacı vardı. Meşhur saçları bile Ross'un para sorununa karşı bulduğu bir çözümdü. Ross'un iş ortağı ve yakın arkadaşı Antena Kovalski bir röportaj sırasında Ross'un ünlüken Rose'un kendinden önceki kendinden önce giden saçlarının sırf berber masrafından kurtulmak için bu halde olduğunu söylemişti. Ross aslında saçlarının bu halinden hoşlanmıyordu. Ama bir yerden sonra kıvırcık saçları imajının bir parçası olmuştu. Bu yüzden Ross saçlarını hiç kesmemişti. William Alexander'ı görmeye giden Antena Kowalski karşısında Bob Ross'u buldu. Kowalski ilk başta hayal kırıklığını uğrasa da farkında olmadan uzun yıllar birlikte çalışacağı kişiyle karşılaşmıştı. Kowalski bir trafik kazasında çocuğunu kaybetmişti ve ruh hali pek de parlak sayılmazdı. Rusun resim yaparken sakin ve yaratıcı bir ses tonuyla konuşması onu çok rahatlatmıştı. Bu durum yeni bir ortaklığın başlangıcı oldu. Rus artık popüler kültürün en önemli simgelerinden biri haline gelecekti. İlk kez 1983'te Pace P PBS kanalında yayınlanan resim sevincinde Bob Ross resim çizmek isteyen herkese nasıl resim çizebileceğini öğreteceğinin sözünü verdi. Eh bu sözü tuttu sayılır. Böyle bir cümle kurması tesadüf vesile değildi tabi. Kowalski'ye göre Ross geceleri uyumayıp sürekli pratik yapıyordu ve şovunda kullanacağı şeyleri tekrar tekrar uygulamaya çalışıyordu. Ross mükemmeliyetçi, bir, mükemmeliyetçi biriydi ve şovunu hem hem şovunu hem de işini en doğru şekilde yönetiyordu. Hiç bağırmayacağına dair, su, dair söz verdiği de yerine getirdi ve sesini hiç yükseltmedi. Ancak askerlikten kalma detaycılığını işine uygulamaya devam etti. Bu sayede de şovunu gölgelecek herhangi bir şey izin vermedi. Ross'un Ross gösterdiği özel ilan şeylerin özel kılan şeylerden biri sakin tavranın yanı sıra şovunu bir ressam ressam sınıfına dönüştürmesiydi. Ross özünde bir öğretmendi ve göstericisinin amacı diğer insanları resim yapmaya öğretmeye teşvik etmekti. Ross bu yüzden her zaman aynı renk tonlarını ve fırçalarını kullandı ve boyama meraklı ola, boyamaya meraklı olanlar az tasarruflu bu işi öğrenmeye başlar başlamalarını sağladı. Ona göre özel aletler yerine sıradan bir fırça fırçaları ve ev aletlerini tercih ederse onunla birlikte boyamak isteyenler her an resim yapmaya hazır olabilirdi. Şovda yaptı, şovda yaptığı her resim hemen hemen aynı olan 3 kopyadan biriydi. Rose şov sırasında her ne kadar doğaçlama çizim yapıyor gibi görünse de aslında bir tane şovdan önce bir tane şov sırasında bir tane de resim kitabında yer alması, yer alması için fotoğraflanacak 3 farklı versiyon hazırlıyordu. Ünlü ressam bir yandan da programa devam ederken bir yandan da ders veriyordu. Rose'un Ross'un öğrencileri ilerleyen dönemlerde onun gibi ders vermeye başladı ve Ross da zaman zaman bu derslere konuk olarak katıldı. Öğrencileri Rosun sadece tekniğin tekniği değil sakin mizacını da öğrenmişti. Verdikleri derslerde onun tarzlarını kullanıyorlardı. Şovunun diğer ülkelerde ülkelerde yayımlanmaya başlaması ve öğrencilerinin onun izinden gitmesiyle birlikte Ross'un dünyanın her yerinde milyonlarca hayran oldu. Elde ettiği bu başarı Ross'un yaşam tarzını değiştirmedi ve karısıyla birlikte sessiz sessiz sakin ve sessiz sakin bir yaşam sürmeye devam etti. 1994 ilkbaharında beklenmedik bir gelişme yaşandı ve Ross'a Geç evre lefoma tanısı kondu, konuldu. Tedavi süreci artık uzun çalışma saatlerine izin Vermiyordu. ve Ross 15 Mayıs'ta ekrana gelen son bölümünün ardından şovunu bitirdi. Bir yıl sonra ise hayata gözlerini yumdu. Bob Ross, aradan yıllar geçse bile hala en keyifli anılarımızın unutulmayan kahramanlarından biridir.